Hadi gelin birlikte okul alışverişime bakalım. Tabii ki de okul alışverişini en uygun şekilde BİM'den yapıyorum. Zaten tüm Türkiye sanırım bugün sabahtan BİM'e gitmiştir okul malzemelerini almak için. O zaman hadi geçelim, size fiyatlarıyla birlikte hepsini teker teker söyleyeceğim. İlk olarak Faber-Castell'in bu uçlu kalemini aldım. Fiyatı 29 liraydı. Tam olarak 29 liraydı. Bu şekilde beyaz rengini aldım ben. Mor, pembe ve su yeşili renkleri vardı. Ben beyaz rengini seçtim. Hemen şuradan açalım. Bu şekilde Faber-Castell'in 07 uçlusu. Ucunu da şöyle göstereyim. Gayet güzel. Sırada Studi'nin bu ince uçlu keçeli kalemi seti var. Gerçekten bunun fiyatı acayip uygundu. 22 lira 50 kuruştu. Ben de bu kadar ucuzu bulunca kaçırmak istemedim gerçekten. Bu şekilde tüm renkleri var. Şimdi size bir kağıda renklerini deneyip göstereceğim. Renkleri bu şekilde, bence gayet kaliteli yazıyorlar. Şöyle de kalemin ucunu göstermek istiyorum. Böyle ince uçlu. Ama derslerde ben defterlere böyle keçeli ince uçlu kalemlerle yazmayı daha çok seviyorum. Bence daha kullanışlı oluyor. Ve renkleri de gerçekten çok güzel. Bence alınması gereken bir kalem. Daha sonra şu defterlerin üstüne yapıştırmak için beyaz isim etiketi aldım. Bir aralar şeyli alıyordum, böyle çiçekli böcekli. Artık öyle çiçekli böcekli almak istemedim. Bu şekilde böyle sticker halinde. Zaten çok bir şey yazılmıyor üstüne. Bu yeter. Çıkarıyorsunuz, deftere yapıştırıp yapıyorsunuz. Bu kaç tane? Bir bakayım hemen. 42 tane varmış içinde. Yani bunların hepsi 42 tane. 3 sayfa halinde. Bu da bence gayet güzel. Bu beyaz isim etiketi de 3 lira 50 kuruştu. Sırada böyle Studi'nin yine ufak bir not defterini aldım. Şekilde çizgili. Bunun da fiyatı gayet uygundu. 8 lira 50 kuruştu. Daha sonra böyle bir not defteri aldım. Bir de diğerinin biraz daha büyüğünü aldım. Bizim okula ödevlerimiz gerçekten fazla olduğu için yazarken böyle kareli büyük defterlere ihtiyacımız oluyor. Ben de işimi görür diye düşündüm. Böyle kapağı sert. Benim gayet hoşuma gitti ve lastikli. Öbür not defterini yedek bir yerde bulunsun diye almıştım. Bunu da böyle okula götüreceğim. Ödevlerimi falan yazacağım. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruştu. Bu şekilde göstereyim. Yine Studi'nin bu sekreterliğini aldım. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruştu. Şimdi bunu açalım sizinle birlikte. Buradaymış açmıyorum. Şu açıyorum. Gerçekten okulda herkes biliyordur ki sıralar çok batık batık, üstü karalanmış oluyor. Bu da herhangi bir hocanın fotokopi verdiğinde üstüne koyup rahat rahat yazmanıza yarıyor. Buradan böyle duvara da asabiliyorsunuz. Buraya kağıtları sıkıştırabiliyorsunuz. Bence bu da gayet kaliteli. Fiyatı da gayet uygundu. Sıra defterlere geldi. Gerçekten bir sürü defter aldım. Defterlerin 72 yapraklısı 17 lira 50 kuruş. 96 yapraklısı da 22 lira 50 kuruş. Şimdi hepsini size desenlerini teker teker göstereceğim. Başlıyorum. Öncelikle şöyle bir tane pandalı aldım. Çünkü çok defter çeşidi yoktu açıkçası güzel. Bu 72 yaprak. Böyle çizgili. Bu şekilde benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yine böyle üstünde dağ resimleri var. Arkası da aynı şekilde. 96 yaprak. Şöyle çizgili. Bence bu dağ gayet iyi. Bir de böyle ufak dağ olarak gökyüzü birazcık da. Arkası da yine aynı şekilde. Bu da 96 yapraktı. Şöyle kareli. Bence bu da gayet güzel. Benim aralarında favorim olan defter bu. Gerçekten desenine bayıldım. Arkası da bu şekilde kareli bu. 72 yaprak. Böyle kareli. Bence bu da gayet güzel. Bir de böyle var. Bu da 72 yaprak. Yine çizgili. Şöyle göstereyim. Arkası da aynı zaten. Şöyle. Bu da bu şekilde. Daha sonra yine 96 yaprak. Bu şekilde kareli. Göstereyim şöyle. Bu da kareli. Bu da çok güzel. Evet, defteri biraz abartmış olabilirim. Bu arada defterlerin hepsinin markası
Studi. Bu da 96 yaprak deseni bir şekilde. Dediğim gibi çok fazla desen çeşidi yoktu. Yani o kadar böyle çizgili falan alabildim. Öbürleri birazcık bebeksi geldi bana. Bu da bu şekilde. Öbür çeşitler dediğim gibi biraz bebeksiydi. Yani üstünde kediler falan vardı. Bu da birazcık böyle pembe pembeli. Ama bunu beğendim. Bu da böyle 96 yaprak. Üstünde deniz kabukları falan var. Şöyle arkasını da göstereyim. Burada hepsi A4. Bu da kareli. Son defterimize 72 yaprak. Böyle. Bunu da seni çok beğenmedim ama. Bu çizgili. Bu şekilde. Son defterimizdi bu. 4 kareli 4 çizgili aldım. Yani biraz fazla almış olabilirim. Hatta evde 2 tane daha ekstradan defter vardı. Fazla almış olabilirim ama yani seneye de kullanılır kastım. Daha sonra böyle şeffaf burası. Burası da böyle lila renginde bir çıt çıtlı dosya aldım. Şu şekilde göstereyim. Hemen bunun fiyatını da söyleyeyim. Bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Gerçekten kullanışlı oluyor. Benim evde aslında dosyam var. Neden aldım? Çünkü lila rengi dosyam yoktu ve ben lila rengine aşık olduğum için bunu da almak istedim. Son olarak her sene aldığım bu büyükçe olan resim defterini aldım. Bu da 35-150 santim spiralli resim defteri olarak geçiyor. Bu şekilde önü. Arkası da bu şekilde. Şöyle okuyayım. 25 yaprak. Bunun fiyatı da böyle 29 lira 50 kuruştu. Gerçekten bu üstündeki desenlere boyadım. İçi de böyle düz resim defteri bildiğiniz bu şekilde. Benim alışverişim bu kadardı. Peki okul alışverişi olarak siz neler aldınız? Hepinize yorumlara bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.